Merhaba tatlı ay çiçekleri. Yine kısa bir güncelleme yapmak istiyorum. Son videoda paylaştığım videonun başında daha doğrusu paylaştığım güncelleme ile ilgili ve birkaç altındaki tatlı güzel ay çiçeklerin iyi niyetle yazdıkları güzel yorumlar için özellikle Tiger de geldi şimdi. Özellikle Moon hakkında. Tiger geldi. Fazla evde annem şu an burada, küçük yeğenim burada, bayağı bir gürültü var. Özellikle Moon hakkında son videoda işte diyorduk, Moon'u sahiplendirmek istediğimizi söylemiştik. Birçoğunuz işte yazmış, Moon işte çok üzülmeyecek mi, üzülmüyor musunuz? Ya da işte diğerlerini, o en zayıfı, diğerlerini sahiplendirin diye. Buna biraz daha açıklık getirmek istiyorum. O an zaten o videoyu yaptığımda böyle o kadar büyük bir korkunç bir şeyin içinden çıkmıştık ki. Bir de ayrıca yani tabii ki daha her şey şu an net değil. Benim için mükemmel, en istediğimiz şey aslında mükemmel. Hani hepsini tamamen bir eğitim, yani en azından eğitim demeyeyim de hepsinin tamamen huzurla yaşayıp hiçbir zaman böyle kavga etmemeleri mükemmel olurdu. Kıcım. Sita köpekleri çağırıyor da Moon da gitti. Ve Moon'a hiçbirinin sataşmaması. Birçoğunuz biliyor işte 5 köpekle yaşıyoruz. Moon en küçükleri. Diğerleri kocaman ve aralarında işte ilk göz ağrısı mı deniliyor? Türkçe'de en derin göz ağrısı. Kusura bakmayın. Bazen Türkçe kelimeleri böyle bazı şeyleri yanlış söyleyebiliyorum ama ilk bebeğimiz Zen'di. Sonra işte İla vardı. İla kızımız Kangal zehirlendi. İla ve sonradan işte Moon'la Happy geldi. Onlar sokak, diğerlerini bebeklikten beri bizde hepsi. Moon'la Happy sokaktan bizim bahçemize gelmişlerdi. Kötü durumlarda. Sonra onları sahiplendik. Aslında ilk sahiplendiğimizde onları iyileştirip sahiplendirmek üzere almış, yani kurtarmak istemiştik. Ama sonra maalesef biliyorsunuz Türkiye'de buralarda hiç kimseyi bulamadık. Öyle bizde kaldılar. Sonra da işte Güneş'te Gaia da bebeklikten beri bizle beraberler. Gaia'yı barınaktan sahiplenmiştik, küçücüktü. Güneş'te birçoğunuz belki biliyor, Maraş'tan getirmiştik, o deprem bölgesinden. Orada buldum onu. Onlar büyük köpekler ve Zen, Gaia ve Güneş dahil. Ne yazık ki nedenini bilmiyoruz. Belki Moon çok korkak olduğu için ama bir türlü Moon'u kabul etmediler. Moon'u kabul etmiyorlar ve çok zaman, bunu çok size paylaşmıyorum çünkü daha çok güzel şeyleri paylaşmak istiyorum ama Moon'a çok saldırdıkları oluyor. Zen dahil maalesef. Ve son yazın Moon, yani bu son kavga da çok kötüydü ama yazın daha kötü bir şey olmuştu. Moon'u boğazlıyorlardı, Moon'un boğazında. Bunları çok anlatmak istemiyorum. Yani yakındı gerçekten. Bayağı bir kanaması oldu ki çok şükür çok daha derin olmamıştı ama ondan beri sesi biraz kısıldı Moon'un. Demek istediğim şey, biz maalesef 24 saat üzerlerinde dolamıyoruz. Elimizden geldiğince Moon'u korumaya çalışıyoruz. Ama kedilerimiz de var, kendi hayatımız da var, yapmamız gereken başka şeyler de var. Her an gözümüz üstlerinde olamadığı için arada böyle maalesef böyle şeyler oluyor. Biz de elimizden geldiğince onları eğitmeye çalışsak da kendi gücümüzle, kendi bilgilerimizle ya da onları daha uyumlu bir şekilde, yani bunu yapmamalarını göstermeye çalışsak da bir şekilde belki daha bir yardıma ihtiyacımız var. Ama şu anda o yardım bizim elimizde olmayan bir şey. Hani belki ileride öyle bir yardım alabiliriz ama canım benim, güzel kızım. Ama o yardımı, benim aslında o videoyu yapmamın nedeni ne? O yardımı alana kadar hani buna bir şey olmasını istemiyorum. Asıl şey o. Diğer köpeklerimiz, bazılarınız demiş ki onlar işte daha büyükler, onlar yaramaz da, yaşları küçük olduğu için onları sahiplendirin demişsiniz ama büyük köpekler, hele sokak cinsi köpekleri, hiç kimse yani çok bizim etrafımızda bildiğimiz hiç kimse yok hani evine alıp sahiplendirilebilecek.
Ki onlar bebekliklerinden beri evde yaşıyorlar. Hani sokağı tanımıyorlar, bahçede hiçbir zaman uyumadılar. Öyle yani, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hani ben de, biz de, benim için inanılmaz zor ve zaten öyle bir şeyde şu an zaten hani onun için son videoda demek istediğim şey, son videoda bizden daha çok sevecek biri varsa demiştik. Ki Mun güvende olsun, bunun başına bir şey gelmesin, bizim gözümüzden kaçtığı bir anda bahçedeyken ya da biz yukarıda odadayken ya da hani öyle bir şeyden korkuyoruz açıkçası, ben korkuyorum. Yoksa ben güzel kızımı çok ama çok çok seviyorum gerçekten. Ya da işte ya da en büyük doğam aslında bir şekilde öyle bir fırsatımız olsa onları en iyi şekilde eğitip Mun'u da hiçbir zaman sataşmamaları. Mun'u tehlikeye atmamaları aslında. İstediğimiz, benim asıl istediğim o tatlı ay çiçekleri. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten bunu çok seviyoruz ve yani hepsi bizim çocuklarımız. Hiçbirinden ayrılmak güzel bir şey değil. Mun burada anne. Anne Mun yukarıda. Patates kalmış. Hadi git. Hadi git aşağıya. Gidecek misin? Gelmek istemiyor. Öyle tatlı ay çiçekleri. Bu videoyu yapmak da benim için biraz zor. Bunu söylemek. Bakalım yani. Yani evet. Aynı anda onun için o videoyu, bundan önce paylaştığım videonun başında hani bunu sahiplendirmek istiyoruz dedik. Çünkü onun güvenliği için dedik. Yani aynı anda da bütün diğer köpeklerimizi de evden tabii ki de atamayız ya da zaten onlar bebeklikten gözlerini, yani bebeklikten beri kendilerini bildiklerinden beri bizle beraberler. Ve Mun sonradan gelmiş olsa bile Mun da bizim, Mun artık burası onun evi. Asıl şöyle diyeyim, asıl benim en büyük dileğim bir şekilde bir fırsatımız olsa ki biz bu beşini ahenk içinde yaşamayı öğretebilsek, hiçbir zaman bunu artık hiçbir zaman sıkıştırmasalar, aralarında da hiçbir zaman artık böyle korkutucu şiddetli bir kavga olmasa, hepsi birbirlerini artık çetenin birer üyesi olarak birbirlerini kabul edip birbirlerini korusalar, benim için gerçekten her şey çok mükemmel olur. Asıl söylemek ve paylaşmak istediğim mesaj bu tatlı çiçekleri ve dua ettiğim ve dilediğim sonuç aslında tabii ki mükemmel, en mükemmel şekilde bu olur. Ama bu onun dışında buna bir şey olsun kesinlikle istemediğim için o videoyu yaptım. Eğer şimdilik öyle bir çözüm bulamıyorsak ve çünkü böyle bir sürü köpeklerle eğitimle ilgili videolar var ama hep farklı farklı şeyler söylüyorlar ve videolardan da açıkçası yani çok daha derin, sonuçta büyük köpekler ve yaşları da büyük. Onların o psikolojilerini anlamak yani tek videolarda yetmiyor. Onu çözemiyoruz. Belki ve onlarla bağ kurarak da, onları anlamaya çalışarak da, yapmaya çalışsak da bir şeyler gözümüzden kaçıyor. Neden bunu bir türlü onlara kabul ettiremiyoruz? Kızsak da şey yapsak da bir şekilde dönüp dönüp yine buna sataşıyorlar ve Gaya ile Güneş de yani bu kıskançlık şeyini, belki sizin bildiğiniz şeyler vardır, bizle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bu kıskançlık duygusunu nasıl dengeleyebiliriz? Çünkü hepsine aynı şekilde şimdi buna çok dikkat ediyoruz. Sevgi veriyoruz. İşte gözümüzden, hani küçük çocuklar gibi gözümüzden kaçsın istemiyoruz. Ama bir şekilde yine böyle bir aralarında bir yarış içinde olmaya devam ediyorlar. Ve Mun'un da ürkekliğini kabul etmeyip bunu her fırsatta bulduklarında bütün şeylerini bundan çıkartıyorlar ve bunu sıkıştırıyorlar. Çok sık, çok sık. Her gün.
Ve bazen de bu artık sınır aşacak bir noktaya geliyor ve tehlikeli bir noktaya geliyor gözümüzden kaçtığı bazı anlarda. Ne zaman olduğunu da niye olduğunu da biz çözemiyoruz şu an. Tatlı ay çiçekleri, umarım iyisinizdir. Umarım bu video çok sıkıcı olmamıştır sizler için ama belki merak edenler için bunları paylaşmak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim ve hepinizin yorumlarınıza teker teker cevap veremesem de okuyoruz. Onları göz önünde bulunduruyoruz ve çok teşekkür ediyoruz gerçekten.